Merhaba sevgili seyircilerim. Hayatın renklerinden sizlere merhaba diyorum tekrar. Bugün hayırlı cumalar diyerek başlamak istiyorum. Nedense birden heyecan yaptım. Güzel bir gün. Bugün 10 Ocak. Çalışan gazeteciler günü. Hayatın renklerinden bütün Manisa'da görev yapan, sıcak soğuk demeden, gece gündüz demeden hizmet eden sevgili basın mensubu arkadaşlarımın hepsinin 10 Ocak gazeteciler, çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Ölmüş olanlara Manisa'da hizmet edip babam da dahil ölmüş olanlara da rahmet diliyorum. Emeği geçen herkese. İkinci olarak bu hafta sonu 12 Ocak günü de Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Bütün bizi izleyenlerin Mevlid Kandili'lerini kutlamak istiyorum. Onunla ilgili bir şeyim var, küçük bir duam var, onu okumak istiyorum önce, konuklarımı tanıtmadan önce. Belki kalbindir acıyan, belki de bedenin, belki de ruhundur kıvranan. Belki de bin bir türlü muamma, her ne durumda olursan ol, diline yakışır bu dua. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. Ya Rabbi, razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet. Hayırlı cumalar ve kandiliniz mübarek olsun sevgili seyircilerim. Şimdi bu hafta güzel etkinlikler vardı yine Manisa'da. Manisa Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olarak getirdiği tiyatroları derneklere bağışlaması. Çok güzel bir uygulama devamını diliyoruz. İnşallah bundan sonra görev yapacak bütün belediyelere de derneklere bu şekilde yaklaşmasını temenni ediyorum. Cengiz Bey bu konuda çok büyük bir önderlik yaptı çünkü. Kendisine buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu ayki etkinliğin geliri Ziçevi Vakfı'na verildi. Çok güzel bir tiyatroydu. Sezer Soykök, Manisalı tiyatrocumuz Sezer Soykök'ün yazdığı bir oyundu. Ve çok izleyiciler tarafından da çok beğenildi. Kendisine de buradan başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca yine Huzurevi Vakfımızın da çok güzel bir etkinliği oldu. Bilmiyorum belki izlemişsinizdir. Onlar da yaşlı teyzelerimize, amcalarımıza sabun yapmayı öğretiyorlar. Mis kokulu sabunları. Huzurevi Vakfı'nı da tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum onların da. Onları da bir gün burada konuk edeceğim ayrıca. Şimdi Manisa'da çok güzel bir oluşum, geçen seneden bu yana çok güzel bir oluşum vardı. Manisa Hemşeri Dernekleri komitesi kuruldu. Platform. Çok güzel platformu platform kuruldu. Bu platformda gayet güzel etkinlikler yapılıyor. Geçen sene Mayıs ayı gibi, bu sene de Eylül. Bu sene Eylül'de yapacağız. Evet, yani önümüzdeki senelerde de sonbahara alındı uygulamalar. Bu senenin dönem başkanı Sayın Haydar İzci konuklarından bir tanesi. Diğer konuğum da Manisa Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Erdal Keskin. Hoş geldiniz efendim. Ayrıca iki tane daha konuğumuz var. Hamam Keskin ve Mehmet Akgül. Bugün ilk önce Haydar Bey ile başlayacağız. Dönem sözcüsü, dönem başkanı olduğu için. Daha sonra da Malatya ilimizin tarihini, işte güzelliklerini tatlı tatlı yiyerek başlayacağız konuklarımızla birlikte inşallah. Malatya'mızın neler getirdiği, bize neler kazandırdığını, ilimizde yaşayan Malatyalılarla ilgili konuşmalar yapacağız. Evet Haydar Bey, hoş geldiniz. Sizden başlayalım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz size ve ATV ailesine çok teşekkür ederiz. Başarılı yayınlar diliyorum. İnşallah. Tüm basın camiasının 10 Ocak çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum. Evet. Tabii hemşeri dernekleri deyince artık Manisa'da ciddi bir potansiyel, ciddi bir kapasite oluştu. Biz bu bizim için bir sosyal sorumluluk projesiydi. Buradan özellikle Kent Konseyi Başkanı Sayın Mustafa Gence bu projeyi getirdiğine ve uygulamada bize yardımcı olduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet. Tabii ülkemizin dört bir tarafından gelen bütün hemşeri derneklerinin burada birleştiği Manisa'da hem kent kültürünü hem kendi gelenek ve görenekleri yaşatma açısından ciddi bir oluşum bir araya geldi. Bunlar için çok ciddi katkılar var. Çok ciddi hem Manisa ile birlikte hem de biz kendi kültürümü yaşatarak bir şeyler paylaşıyoruz. Bunların içerisinde ciddi olan projelerden bir tanesi de bu. Sayısı olarak baktığı zaman
Türkiye'nin ilk defa yapılan bir projesi bu. Diğer illerimizde 4-5-6 dernek var ama Manisa'da biz baştan bir yola çıkmıştık. 3'tük, 5 olduk, 5'tük, 10 olduk. Şu anda 18 dernek bu çatın altında. Evet. Bu hemşire dernekleri platform içerisinde. Ülkemize gerçekten hem takdire şayan hem de Manisa ile birlikte ciddi bir proje başarmış olduk. Bunlarla birlikte yaptığımız faaliyetleri biliyorsunuz 2 dönemdir. 3. senesi bu sene platformun kuruluş şeklinin. Evet. İki tane festival yaptık. Hem bizlere yakışır. Birincide acemiliğimiz vardı. Biraz profesyonel değildi. Ama yine de çok güzel yine, olmuştu. Evet. Yani şuradan bakıyoruz. İşte, yani tüm hemşehrilerimizin, tüm dernek başkanları ve üyelerinin yaptığı çalışmalar kendi kültürünü Manisa'da paylaşmak. Hı hı. Kent kültürüyle birlikte evet. Bunları paylaşmak, kaynaştırmak için bu faaliyetleri gösteriyoruz. Bu yılki yaptığımız festival hakikaten çok daha ciddiydi, daha katkılıydı. Buradan da Sayın Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bu katkılarından dolayı. Çünkü bu işin bir finansman boyutu var ve çalışma aktivasyon boyutları var. Biz ancak onları yapabiliyoruz. Finansman boyutlarında Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün tüm dernekler bazında yaptığı çalışmalarla dolayı huzurlarınızda. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir çalışmalar oluyor. İyi şeyler oluyor. Manisa'ya katılıyoruz. Her alanda, her anlamda bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi de bu oluşum içerisinde biliyorsunuz ben 4 dönem Malatyalar Kültür ve Danışma Derneği Başkanlığı yaptım. Evet. Bu çalışmalar içerisinde zor işler başardık. Sayın Başkanım da biraz sonra değinecektir. Evet. Bu çalışmaların içerisinde Malatyalar Kültür ve Danışma Derneği de bu platformun içerisinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Başarılar daha da geleceğini düşünüyorum açıkçası. Manisa'nın en büyük festivali biliyorsunuz uluslararası olan Mesir Şenlikleri. Mesir Şenlikleri. Olmazsa olmazlarından yapılacak işlerin bir tanesi artık Hemşeri Dernekler Festivali olacağını düşünüyoruz. Çünkü içi dolu, gönlü dolu, yüreği sağlam, iyi insanlar, topluluklar, tüm Hemşeri Derneklerin faaliyetleri, etkileri bu işi başaracağını düşünüyorum ben. Evet. Ya gerçekten çok güzeldi ama bu seneki özellikle çok daha kültürünüzü yansıtacak her şey vardı bütün derneklerin, İnşallah, bütün illerin, evet. Katılan illerin. İnşallah bundan sonra çalışmanın içerisinde şimdi... tüm daha profesyonel düşünüyoruz. Çünkü Manisa büyüyor artık. Büyük şehir oluyor. Daha bu işle ilgili sosyal sorumluluk projenin içerisinde zannediyorum ki herhalde yetkililer biliyordur burada. Biz daha önceki basın açıklaması da yaptık bunlarla ilgili. Kentin yönetmeninin içerisinde çünkü bu hemşire derneklerin aşağı yukarı %35'le yakın Manisa merkezle ilgili söylüyorum. Potansiyeli hemşire derneklerin içerisinde var. Evet. Yani ciddi bir nüfus sayımı var bunun içerisinde. Var, var. Bunun içinden olan arkadaşlar... Manisa göç alan bir il. Bunun içinde Türkiye'nin her şeyinden, köşesinden insan var. Tabii yani bunun... Bunların bir araya gelmesi de bizimle birlikte kültürlerini yaşatması bence çok önemli. Yani bunun yanında aslında Manisa yönetme, biz diyoruz ya Manisa'nın işte katma değerine katkı sağlıyoruz. Bizim eşimiz, işimiz, aşımız artık burada. Biz hayatı burada paylaşıyoruz. Tabii. Doğduğumuz yerler bizler için çok önemli. Evet. Ama doyduğumuz yer de artık bizim için çok daha önemli. Zaten birçoğunun çünkü... da çoluk çocuğu burada dünyaya yani gelmiş artık. Burayı yurt edinmiş evet. Çok bizim güzel. Buradaki Malatyalıların içerisinde söylüyorum. 1950'li 1949 yılına gelen Malatyalılar var burada. Vardır. Hemşehrilerimiz var. Bu platformun daha ileriye gideceğini, daha... ciddi bir şekilde, samimi bir şekilde ayakta kalacağını düşünüyoruz. Evet. Buradan şuna seslenmek istiyorum açıkçası. Tüm Manisa'yı yönetecek yerel yönetimlerin içerisinde, buradan ciddi olacak katkıların içerisinde hakikaten hemşeri derneklerin içerisinde olacak olan arkadaşlar da mutlaka hem idareye hem fikir olarak hem çalışmana katkı sağlayacağını düşünüyorum evet. Açıkçası. Evet, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada ben biraz şöyle özgeçmişinizden bahseder misiniz? Haydar İzci kimdir? Onu soracaktım ilk önce. Ben Malatya 1971 doğumluyum. Evet. Ortaokul ve liseyi Malatya'da okudum. Kendi iş yerim var burada. Yağmur çadırımda da çalışıyorum. Onunla birlikte evet, ekibimizle çalışıyoruz. Allah hayırlı işler, hayırlı rızıklar versin. Evliyim, bir çocuğum var. Maşallah. Lisede okuyor kendisi. Maşallah. Eşimle birlikte çalışıyoruz iş yerine. Çocuğunuzu da okutmayı düşünüyorsunuz. Yani birinci önceliğimiz tabii ki o. Gece gündüz onun için çalışıyoruz. Eğitim her eğitim şeyin başı çünkü. Evet, şart. Eğitim şart. Evet, Erdal Bey de biraz önce kendinizi tanıtın, sonra da derneğimizi tanıtalım Manisalılara. Ben 1966 Malatya doğumluyum. Evet. Emekliyim, evliyim, 2 kız çocuğum var. Maşallah, önümde. Maşallah. İkisi de üniversiteyi bitirdi. Maşallah. Evet. Başkanım gençtir ama. Evet, çok genç gösteriyorsunuz. Allah ömür versin inşallah evlatlarınıza. Devlet memuru, bir de özel sektörde çalışıyor. Çok güzel çalışıyorlar. Bir de ben şuna dikkat ederim, hani okur da çalışmaz. Onu da çok şey olarak görüyorum yani. Ekonominin eksiği olarak görüyorum. Çalışan, okuyan bir insan çalışmalı. Mesleğini de yapmalı. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Derneğimiz kaç yılında kuruldu? Derneğimiz 2001 yılında
kuruldu. İşte 13 sene oldu. Hı hı. 14. seneye giriyoruz. Evet. İşte 400'e yakın üyemiz var. Kendi dernek binamız var. Evet. Yani birçok hemşire derneğinin kirada oturuyordun ama sizin kendiniz ait. Üyelerinizin katkılarıyla. Çok güzel, çok güzel, evet. Dayanışmanın, birleşmenin şeyiyle mükemmel. Dernek binamızı aldık. Şimdi bir projemiz daha var. Bir hani kır düğünleri yapabileceğimiz bir sosyal tesis için bir girişimimiz var. Öyle hayırlı bir yer olsun. İçin. Çünkü evet, kalabalık bir toplumuz. Tabii. Her sene 20 tane 30 tane en az düğünümüz düğün oluyor. O düğünleri yapabileceğimiz, insanların gidip eğlenebileceği, piknik yapabileceği, hoş vakit geçirebileceği bir yerler için uğraşıyoruz. Güzel bir proje. Tebrik ediyorum. İşte 2012 yılında kurulan Mustafa Genç'in katkılarıyla Hemşire Dernekleri Platformu'nun üyesiyiz. Evet. İki yılda ikinci yılı festivalimizi yaptık. Bayağı iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yalnız bunda sıkıntılarım şu. Her dernek olduğu gibi derneğin gönüllülük esasında dayandığı için üyeler aidatıyla şey yapıyor. Dönüyor. Bazı şeylerde sıkıntıya, mali tabii olarak sıkıntıya düşüyoruz. Tabii ki. İşte bazı şeylerde işte o sıkıntılar. Çoğu derneğin olduğu gibi bu sıkıntılarımız var. Ama yine biz şanslıyız. Bizim birlikteliğimiz biraz daha şeyli. Bağlısınız birbirinize. Birbirimize biraz daha bağlıyız yani o konuda. Evet. Biraz daha elimiz açık yani şey olarak. Önümüz de açık. Öyle görüyorum. Evet. Sayın Haydar Başkanım da 4 dönem başkanlık yaptı işte. Dernek binası alımında Haydar katkıları Başkanım'ın oldu. O zamanki yönetimindeydi. Yönetim ben daha sonra yönetime girmiştim. Evet. Yani çok güzel bir yer oldu yani derneğimizin yeri de merkezi bir yerde. Yani bundan sonraki hedeflerimiz daha büyük. Ama bundan da işte yerel yönetimlerden veya da valilikten, kültür müdürlüğünden bu tür etkinliklerde biraz daha destek bekliyoruz. Evet. Açıkçası o destek görülmüyor. Evet. Mesela Hemşire Dernekleri platformunda yaptığımız festivalde Manisa Belediyesi bu sene destek vermişti. İşte kültür müdürlüğünden bu tür bir destek alamadık. Evet. Yani onların da biraz katkı koysaydı daha kapsamlı, daha güzel, daha ha belki şeydir hani belediyenin kent konseyinin yaptığı bir etkinlik olduğu için belki. Ondan daha dolayı katkı olmamıştır. Şeyde valilik falan destek vermişti kent evet konseyi altında. Hı-hı. İlk yaptığımız dönemde. Evet. Bu dönem hiçbir şey yok. Evet. Yani bir katkı sağlamadılar. Mesela önümüzde Mesir var. Evet. Mesir etkinliklerinde hani bu hemşire derneklerini göz ardı etmemeleri gerekiyor. Onlara da bir görev verip o Mesir'in içine almaları tek evet şeyimiz bu yani. Evet. Bundan bir iki sene önce bir valimiz bizi toplamıştı kültür müdürlüğü vasıtasıyla bütün dernekleri. Halil Bey mi? Celalettin Bey miydi? Celalettin Bey zamanındaydı herhalde toplanmıştık. Ve Mesir'e ne gibi katkılar sağlayabilirsiniz diye bize bir şey kurulmuştu. Orada önerilerimizi sunmuştuk hepimiz, bütün dernekler. Biliyorum, o çünkü bizlere de stand kurduruyorlar ya, orada ne yapabiliriz? Gelen konuklarla ne gibi şeyler paylaşabiliriz gibi. Onun tekrar olmasını isteyebiliriz. Tabii aslında, az önce söylediğimiz gibi artık hemşehri evet dernekleri platformunun içerisinde, çünkü tek tek olarak değil, bir çatının altında toplandık biz. Yani ben az önce verdiğim örnek, Türkiye'de ilk bu. Evet. Türkiye'de tek olarak yapılan proje. Ve bir sürü ilden de bize de yapalım diye teklif geldi yani değil mi? Yani bu konudaki bizi arayıp soran arkadaşlarımla diğer illerden gelen çalışmalar içerisinde diyorlar ki bu işi nasıl başardın, nasıl birlikte oldun, nasıl bu işte 3-5 tane derneği bir araya getiremezsen evet 18 işte şimdi 2 tane daha derneğimiz de sırada bekliyor, onlar da 20 olacağız muhtemelen. Ne güzel. Bunun çoğalarak artsın ve ağzımızın tadı bozulmasın. Yani temel düşüncemiz o. Bizim de çıktığımız yol zaten buradan yola çıkarak bu işe evet başladık. Birliktelik, birlik beraberlik için. Yani samimiyet, hoşgörü, sağduyu, tatlı dilli, güler yüzlü bu işe başladık. Evet, bütün kesinlikle dernek başkanı arkadaşlarımızdan ben buradan 18 sene derneğimiz var, şimdi ismini tek tek saymak istemiyorum. Tüm ta doğusundan, batısına, Ege'sinden, arka tarafına, bir de güzel olan taraflardan bir tanesi Manisa'nın merkezde bulunan dernekler de bu platformun içerisinde. Evet. Yurtdağ Derneği var, Saruhanlı tabii Derneği tabii var, işte Gördesler Derneği var. Birçok derneklerimiz de bu işin içerisinde. Tamamen Manisa'yı kapsayan ve kentin kültürüyle birlikte paylaşıyoruz bunları. Hı hı. Buradan yola çıkacak olursak hakikaten hemşire derneklerinde ciddi bir şekilde bu mesir seliklerinin içerisinde bulunması evet gerektiğini düşünüyorum. Yani sağ olsun belediye bugüne kadar yaptığı
Mısır şenliklerinin içerisinde tüm dernekler bedelsiz olarak şeyini veriyor. Evet. Standartlarımız veriyor şimdi. Veriyor tabii. Buradan Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Hakkında yemeyelim. Evet. Bütün çalışmalarını bu şekilde bize yönlendiriyor. Ayrıca biliyorsunuz en büyük proje bizler için büyük olan projelerden bir tanesi de buradaki Manisa'da yapılan dernekler binasıyla ilgiliydi. Evet. Bu projenin son aşamaya geldi. Artık temel atma noktasındayız. Muhtemelen herhalde ki seçimden önceki çalışmanın içerisinde tüm hemşehri derneklerimizin, üyelerin, idarecilerin ve Manisa Belediyesi'nin bu konudaki organizasyonuyla birlikte bu işin temelini atar. Hem de tüm dernekle yakışır bir şekilde bu işi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Buradan da Cengiz Başkan'a bu projeyi sosyal sorumluluk alanında bizlere destek verdi, bize de paylaştığı için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ben hakikaten bu hafta ya da öbür hafta sanırım temeli atılacakmış. Atılacak, evet. Haberimiz olur temeli atılırken mutlaka dernekler olarak. Ben o listeyi sizden isteyeceğim. Tabii. İşiniz bittikten sonra, çünkü ben bundan sonra hemşire derneklerini her hafta konuk etmek istiyorum. Böyle ikişer, üçer kişi. Neler yapılıyor Manisa'da onları öğrenmek için. Hem şimdi, de şöyle yapalım isterseniz, bir de derneklerimizin tüm isimlerini tabii, bir okuyalım. Afyonlar Karahisar Derneği, Ragıp Güneş Başkanımız. Aksar Erzurumlar Derneği, Sefan Aksoy arkadaşımız. Ahlatlar Dernek Başkanı Çelebi Aslan. Azerbaycan Kültür Danışma Derneği Kaffer Hangül. Balıkesir Dernek Başkanı İsa Özdemir. Balkanlar Kültür Danışma Derneği Mustafa Kader. Bitlis Derneği Necip Bayram. Eskişehirler Derneği Başkanı Sayın Recep Kandemir. Kazmanlar ve Köyler Derneği Cemil Aksoy. Kütahya İline Yetişenler Derneği Mustafa Örnek. Makedonya Göçmenler Derneği Başkanı Birol Vardar. Malatyalı Kültür ve Danışma Derneği Başkanı Erdal Keskin. Manisa Kafkas Derneği, şimdi Çerkez Derneği, onları bile isim değişimi yaptılar. Rafet Tunç Kılıç. Saruhanlar Köyler Derneği Yunus Emre Şahin. Trabzonlar Derneği Mustafa Kazaz. Yurtdağlılar Kültür ve Danışma Derneği Mustafa Uyumaz. Bayburtlar Derneği Osman Uzun. Bu arkadaşlarımız bu çatının altında hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bütün hepimizin çalışması Manisa için, birlikteliğimiz için. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben buradan da arayıp hepsine ulaşabilirim. Tabii. Telefonları falan da var. Teşekkür ederim. Şimdi Erdal Bey'le yine biraz sohbet edelim. Şimdi sizler ya da atalarınız, anneleriniz, babalarınız ekonomik, sosyal, siyasi, doğal ve ailevi nedenlerden kendi illerinizden Manisa'ya göç etmişler zamanında. Evet. Burada hemşire derneklerini de oluşturmuş şu anda. Kaç tane üyeniz var? Manisa'da kaç tane Malatyalı yaşıyor? Evet. Böyle birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi, yani var mı elinizde belli bir sayı, yoksa yaklaşık Manisa'da olarak? Manisa'da 7500-8000 civarında bir Malatyalı var. Evet. 400'e yakın bir üyemiz var. Üyeniz var, çok iyi. Kendi derneğimize. Çok iyi. Siyasi şeylerden değil de göç, yani iş nedeniyle, iş tabii. Nedeniyle hani genel olarak dedim ben. İş nedeniyle, evet, göçler. Ekonomik olarak. İşte 1948'lerde, 50'lerde başlamış ilk. Evet. Bir gelip gitmeler olmuş. Hı-hı. Ondan sonra işte 60'larda gelen bir daha dönmemiş. Yani mevsimlik çalışıp, evet. Nasıl mevsimlik işçiler geliyor, gelip çalışıp, kışın çalışıp, yazın geri dönerler. Geri dönerler. Evet. İşte burada iş imkanının olması Cazip gelmiş. Evet. İşçiye ihtiyaç olması, tarım bölgesi olduğu için. Tarımda çalışmışlar ilk. Hı hı. Sonra işte devlet dairelerine girenler, işçi olarak, memur olarak girenler kalmış, yerleşmiş. Şimdi bizim kendi köyümüzden sırf Manisa'da 250 hane var. Bir köyden. Evet. Yani yoğun bir göç alan yer. Yoğun olarak. Yani. Geri geldi mi arkasından geliyor. Bu da tabii aynı kültürü burada yaşamanın. Yani doğal olarak insan ister de yani. Mutlaka onu, değil mi, birleştiriyor. Evet. Oradaki bu şartları. İhtiyaçtan doğdu dernek. Evet. Dayanışmamızı, birbirimizin geleneğini, kültürünü kaybetmemek için. Çok güzel. Kurulmuş bir dernek. Yoğun olarak da işte Yeni Mahalle, Hafsa Sultan civarında. Evet. Topluluk da birbirinden ayrılmamış. Biri gelmiş, öteki onun yanına gelmiş. Yani birbirinden kopmamışlar. Evet, evet. Bu birlikteliği hala da devam ediliyoruz. 50 evet. senedir, 50 seneyi aşkındır devam çok ediliyor. Çok güzel işte. Mesela ben işte pazarda falan böyle satıcılarımız var, sohbet ederim. Askerliğini burada yapmış amca. Gitmemiş, bir daha memlekete niye gideyim diyor. Burada diyor, batıda her türlü imkan varken. Dolayısıyla hanımını aldırmış. Ondan sonra çoluğunu çocuğunu getirmiş. Burada yuva yapmış kendine. Evet, burayı yurt edin.
Mühim olan buradaki şartlara uyması gelenlerin de, yani buradaki kültürle birlikte sizin kültürünüzün birlikte yoğrulması. Ben onun için çok önem aslında veriyorum. Aslında önemli noktalar, bak çok iyi bir değil noktaya mi? Değindiniz. Evet, çok önemli. Bence dışarıdan göç olarak gelen vatandaşların hemşehrilerin tamamı Manisa açısından çok şanslı. Evet. Manisa'nın halkı ve yerleşim yerinde bulunan insanların tamamı bu konuda çok samimi, hoşgörülü, duygulu, da yani şeyle çok sıkıntılı değil. Evet. Yani dışlayarak bir yaşam şekli yok. Evet. Komşu ilişkileri neyse, insan ilişkileri neyse yani, hemen bağrına basıp birlikte yaşamayı bilen bir kent var. Yani böyle bir yaşam var burada. Kesinlikle. Onun için biz dışarıdan gelen hemşehrilerimiz diyoruz ya, doğduğumuz yerin ama hakikaten doyduğumuz yerden çok daha önemli. Evet. Şimdi ben gene bir anımı, her hafta bir anımı anlatıyorum. Neden? Benim babam jandarma komutanıydı. 1940'lı yıllarda Erde'ye tayini çıkmış. Orada annemi görmüş. Kendisi İstanbullu. Dolayısıyla işte gezerken ilk önce annemi Doğu Beyazıt'a gelin götürmüş. Almış Erdek'ten. 1940'lı yıllarda hep Kağnı Tepelerinde babam kayakla görev yaparmış. Yani at tepesinde ya da kayakla. Araba yok, otobüs yok. Ne bileyim işte jip yok. Daha sonradan gelmiş bunlar. O zamanın şartlarıyla, yani doğunun şartlarıyla vatanın şartları bir değil. 50 senesinde Manisa'ya tayinlere çıkmış ve annem sanki diyor böyle diyor cennete geldik diyor. Her taraf yemyeşil. Bağlar, bahçeler, işte üzümler diyor, bolluk, bereket. Doğuda biz diyor sebzeyi diyor asla bulamazdık diyor. Yani yok, karkış her tarafa, yollar kapanıyor falan. Sonra onlar da emekli olunca Manisa'ya yerleşmişler. Dolayısıyla ben de yani Manisalı değilim. Şu anda tabii ki Manisa'yı çok seviyorum. Rahmetli babam da çok severdi. Bir şekilde herkes buraya geliyor, yerleşiyor. Kesinlikle tam Manisalı olan çok az insan kaldı gibi bir şey oldu. Manisa'dan da göç edenler var çeşitli illere, iş nedeniyle falan. Onun için biz hep birlikte zaten varız. Türkiye böyle bir coğrafya. Dolayısıyla burada da Türkiye'nin bir coğrafyası var diye düşünüyorum. Bence Manisa o konuda tam böyle, yani siyasette de aslında şeydir. Yani Manisa'daki çıkacak olan şey, evet, ülkenin aşağı yukarı genelini belirleyebilecek. Genelini belirleyecek bir yani atmosfer. Evet. Öyle görüyoruz, biliyoruz. Aslında ben de Malatyalılar Derneği'nin 4 yıl dönem başkanını yaptığım için Malatyalılar ilk kısmını biraz daha Erdal Başkan'ın biraz daha çiçeğe burnunda taze duruyor. Evet. Tabii ben de bu işin içerisinde tabii. Çoktan beri, yani ben dernek kurulduğumda beri 2001 yılından itibaren. Kurucu üye misiniz? Kurucu üyelerden. Aynı zamanda da 11 yıl, 12 yıla yakını içerisinde İçinde bulundum. Kaldım. 4 dönem, 8 yılda başkanlığını tabii yaptım Malatyalılar Kültür Dayanışma Derneği'nin. Orada hakikaten Manisa ile ilgili çok güzel anılarımız var, çok güzel çalışmalarımız var, çok güzel birlikteliklerimiz var. Bütün, ben de şöyle bir anlatayım tabii ki, size. Tabii ki anlatın, tabii ki. Benim dönem başkanlığını yaptığımda Manisa'daki mülki amirlerinin tamamı aşağı yukarı Malatya'dayız. Biz bu ara daha doğrusu forsumuz iyiydi. Vali Bey sakatlanmıştı. O zaman Turan Eren bakıyordu yerine. Evet. Tugay Komutanı, buradan da sevgiyle saygılarımı sunarım, Sami Demirel Paşa, evet, Malatyalıydı. Evet. SSK İl Müdürü Malatyalıydı. Oo, tam yani bir şeyde o konuda biraz daha biz şanslıydık. Dernekle ilgili, dernekle ilgili kısmında çalışmaya, faaliyete gittiğim zaman böyle zaman zaman oturup sohbetler dedik. O konuda buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizleri hayatı paylaştıkları için. Hem Manisa'da Malatyalılar Derneği ile birlikte ciddi bir şekilde. Çünkü bize çok katkılar oldu. Mutlaka çok olmuştu. O zaman bizim çalışmalarımız da emekleyerek yürüyorduk. Ayak üstünde duramamıştık. Ama destek olunca insan biraz daha... Tabii hemen... yani şu oluyor aslında. Bence bu şu bütün dernekler için geçirilmesi lazım. Hı hı. Başkanım da muhtemelen biraz sonra söyleyecektir. Bizim vitrinimiz yaptığımız çalışmaların, yani derneklerin tamamının vitrini yaptığınız geceler. Çalışmalar. Yaptığınız gecelerde vitrine, evet, çıkabiliyorsunuz. Nasıl, evet, oluyor bu? Mülki amirleri sizi görebiliyor. Manisa'daki, evet, bütün hemşehrilerinizi bir araya toplayabiliyorsunuz. Tabii. Kamuoyu sizi tanıyabiliyor. Bütün yaptığınız işte folklor vesaire içerisindeki neler paylaşabiliyorsunuz, kültürel etkinliklerin tamamını, hı hı, orada vitrine çıkabiliyorsunuz. Oradaki temel arzularının, derneklerin arzularının bir tanesi şu: yaptığı faaliyette mülki amirleri başına görmek istiyor. Yani. Ben mesela özellikle yaptığım ben çalışmada benim üyelerime diyor ki işte Malatya'da Kültür Dayanışma Derneği bir iş yapıyorsa valisini, belediyesini, emniyet müdürünü, tamamını, mülki amirlerini orada gördüğü zaman bu işin daha ciddiyetini, daha kendine sıcak ve samimi olduğunu yani görüyorlar ve bizlerden bu konudaki yaptığımız işlerin başarılı olduğunu söylüyorlar. Bir de onlardan güç alıyoruz tabii. Tabii yani bizim derneklerin bütün temel noktalarından talepleri budur. Budur, evet. En önemlisi bu tabii ki. Doğru söylüyorsunuz. Tabii başkanım söylediği gibi bizim Malatyalılar Derneği aşağı yukarı 13 yıldır
hayatta. Bu hı hı. şeyin içerisinde hem kamu kurum kuruluşlar olan ilişkileri hem işte yerel basınlarla sizlerle ve diğer resmi kurumlarla ilişkileri takdire şayan bir şekilde yürümektedir. Evet. Manisa vilayetinin ve belediyenin yaptığı sosyal çalışmalar içerisinde tüm alanlarında biz Malatyalılar Derneği olarak her zaman üzerinize düşen görevi yapıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Üzerinize düşen görevimizi yapıyoruz. Ayrılan koltukta gidiyoruz. Kendimizi hem ifade ediyoruz hem de oradan alacak olduğumuz şeyleri gelip üyelerimizle paylaşıyoruz. Tabii ki. Bunların çalışmaları doğrusu en önemli noktalarımızda da aldığımız yer bizim. Çünkü hakikaten Malatyalılar Derneği'nin dışında 2 veya 3 tane derneğin yeri var. Bizim hı. yerimiz biraz daha hem kendimize yakışır, yarışır bir şekilde bir yer aldık biz. Kendi üyelerimiz Malatyalılar Derneği'nin üzerine bu tapu. Yani şahıs olarak değil. Evet. Tüm sosyal sorumluluklarımızı orada yerine getirebilmemiz için alt tarafını üyelerimizin işte çay, kahve vesaire o şekilde kullanacak amaçla kullanıyoruz. Hı-hı. 2 katlı bir yerimiz var bizim. Üst katında tamam sosyal kendi kültürel etkinlikleri yapmamız için yönetim kurulumuz var. Ve toplantı salonumuz olabileceğimiz bir yerimiz var. Evet. Bu konularda buradan özellikle de Sayın Başkanımız da söylediği gibi tüm Malatyalı hemşehrilerimize sizin aracılığınızla bu yer alımında bizlere katkı sağlayan, bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize, Malatyalı hemşehrilerimize ve diğer Manisa'lı hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bir an önce de buradan özellikle sesleniyorum. Tüm Manisa'daki Malatyalıların diyoruz ya 8 bin var. 8 binle 10 bin arasında şeyde var. Merkezde yaşayan Malatyalılar var. 7-8 binde ilçelerinde olan. İlçelerde var. Akhisar, işte Salihli, Turgut'ta olan. Geliyorlar mı yaptığınız geliyorlar. Etkinliklerimize geliyorlar. O zaman güzel. Bunların tabii. bir an önce birbirine sahip çıkıp destek sağlayıp tek çatı altında Malatya'da evet. Kültür ve Danışma Derneği'nin tek olması bütün birlikteliğin, o zaman daha güzel olur. Bütün birlikteliğin, samimiyetin, duygunun hı-hı. ve kendi kendine göre yaşatma açısından bir çatı altında toplanmasını temenni ediyorum buradan. Evet. Çağrıda bulunuyorum. Lütfen tüm Malatyalılarımız, arkadaşlarımızı, dostlarımızı. Birlikler kuvvet var çünkü. Doğar, evet. Mi? Bir olalım, iri olalım, dir olalım diyorum ben. Evet, evet, ağzına sağlık. Evet, Erdal Bey. Bu sözlerin üstüne söylenecek pek bir şey kalmadı galiba. Pek bir şey kalmadı. Birkaç şey daha var isterse biliyorsunuz. Haydar Bey güzel. Malatyalılar, evet, tabii ki. Malatyalıların bizim plakamız 44. Eşittir. Hı hı. 4/4'lük insanlardır diye. İki dördü bir araya getirir zaman bizim öyle... plakamızdan söyledi. Biliyorsunuz devlet adamlarından çok ciddi desteklerimiz yani yetiştirdiğimiz büyük ender insanlar var. Vay Sayın doğru. İsmet İnönü rahmetle anıyoruz. Turgut Özal rahmetle anıyoruz. En bilinen Malatyalılar. İsmet İnönü Erdal İnönü özür dilerim. Rahmetli. Eşref Bitlis Paşa'mız biliyorsunuz Malatyalıydı. Evet. Tabii bunların yanında bir sanatçılarımız var. Nur içinde yazsınlar. Sayın Kemal Sunal Malatyalı evet. biliyorsunuz. İlyas Salman, Kenan Işık, Selahattin Alpay sanatçımız, türkücümüz. Yasemin Yalçın, Oktay Kaynarca. Yasemin Yalçın da mı Malatyalı? Evet. Belkıs Akkale, Zerrin Özer, Ahmet Kaya. Bunlar hepsi Malatyalı'nın ender yetişen sanatçılarımızdan olan... bir gece yapın da getirin bari onlardan getireceğiz, bir tanesini. Getireceğiz inşallah getireceğiz. Değil mi? Biliyorsun hemşire. Malatya'nın ilçelerine de ciddi bir tabii. katkılarımız var. Yani oradaki tarihi turistik yerleri hmm. olan yerlerimiz. Mesela biliyorsunuz... Darende'de Somuncu Baba diye bir türbemiz var. Ciddi bir şekilde evet, tarihi evet. turistik olan yerlerimiz var. Arapkir üzümüyle anıyor. Bir siyah evet. çekirdeksiz mayhoş. Şimdi biraz tanıtacağız evet. zaten. Biraz sonra göreceksiniz. Tanıtın, Yeşilyurt dünyada dalbastı kiraz diye bir yerimiz var. Evet. evet. Pötürge Nemrut'u ile ünlü. Biliyorsunuz Adıyaman ve oraya bağlanıyor. Hekeman, ben Hekemanlıyım. Cevizimiz biliyorsunuz bizim çok ünlüdür. Evet. Yani Malatya'nın içerisinde çok şeyler var, çok şeyler paylaşıyoruz. Hı hı. Ama bizim tek hedefimiz var. Her zaman ben geçmişten bugüne kadar söylüyoruz. Biz Malatya'nın kayısıyla Manisa'nın üzümünü aynı sofrada paylaşmak istiyoruz. Evet, güzel. Bu mesaj da güzel. Hep birlikte yiyeceği, içeceği, kültürü, şarkısı, türküsü, halk oyunu. Çünkü hepsinin ayrı bir güzelliği var. Ben isterdim ama çok yakın bir şey oldu. Şurada küçük bir Malatya halk oyunu da isterdim yani, yani sizi tanıtırken. Aslında şey oldu, dün Balıkesirliler bugün için geleceklerdi. Balıkesir Belediye Başkanı'nın bir ani vefatı olmuş. Annesi mi babası mı vefat etmiş? Annesi. Annesi vefat etmiş. Onlar bugün oraya gittiler. Rahmet diliyoruz teyzeye de. Daha ileriki günlerde onları da konuk alacağım. İnşallah. Yani sizinki acele olmasaydı burada o müziğinizle bir halk oyununuzla sizi de burada görebilirdik. Bizim tabii başkanı, bence evet. başkanı aslında burada söz vermek lazım. Evet. Şimdi
Zaman kısa olunca evet. Maalesef şeyler, öyle oldu. Maalesef bazı şeyleri yetiştiremedik. Çünkü tabii ki. Halkoyu ekiplerimizin çoğu dışarıda. Hı-hı. Gençlerimizin okuyanlar var işte. Şey, dışarıda olanlar var. Evet. Hani yemeklerimiz içli köftemizdir, kömbemizdir, böreğimizdir. Onları tabii ki. Yani bir gün iki örnekler de olabilir. Yani bir doğru. Örnekler bir şenlik havasında geçirebilirdik. Gene yani. Yaparız. Olmaz mı? Gene yaparız. Bu sefer daha her büyük. Zaman. Biz daha önce oldu. Burada böyle bir gece yapmıştık. 2003 yılında zannediyorum ki derneğin kuruluş aşamaları doğrudur. Döneminde yapmıştık. O zaman da yine işte biliyorsunuz çok ciddi şeyden bir tanesi Malatya köftesi var. Adana kızlı 3 çeşit evet. Köftemiz var bizim. Ona birkaç il sahip çıkıyor değil mi? Adana falan da sahip ama çıkıyor. Yazın internete Google amcaya sorun direkt Malatya çıkıyor. Yani. herhalde muhtemelen bu işin orijinali evet, evet. Orası olduğunu da düşünüyoruz. Tabii kendimiz daha çok sizin de söylediğiniz gibi folklorumuzda, türkümüzde, halayımızda, sazımızla sizlerle birlikte olmak istedik ama kısa olur. Vadede olabilecek ancak bildiklerimizi aktarabiliriz. Uygulamaya olsun. Geçemedik. O da olur. Bir gün daha önümüzdeki, farklısını yaparız. Önümüzdeki inşallah. Günlerde böyle bir yine konuk olarak alırsanız bizi daha şenlik bir şekilde bu işi başaracağımızı bir tur atlatalım inşallah herkes. İnşallah, ondan inşallah, sonra sizi gene şey yaparız. Olmaz. Bunu saymayız efendim. Gene bekleriz. Eyvallah. Evet. Ciddi devlet adamları çıkmış. Mesela Yaşar Bitlis'te de rahmetli çok. İnönü, Türkiye'ye damgasını vuran liderlerden Özal. Allah rahmet eylesin hepsini. Yani, siyasetçilerimiz de var. Evet. Malatya Kayısı'sı. Malatya Kayısı'sı biliyorsunuz. Var. Yani dünyada ünlü olan bir şey. Yine televizyonda bir programda sormuşlardı bana. Malatya ile ilgili şu şeyi söyler misiniz diye. Hemen buradan da söyleyeyim isterseniz. Tabii. Manisa kamuoyunda bilsin bunu. Malatya ile ilgili 3 şey söyler misiniz? Evet. Ben de sormuş olayım o zaman. Malatya'nın kayısı uluslararası bir gıda olan bir şey. Evet. Tüketim ve çok da yarayışlı bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Ya bu kamuoyu tarafından ve her tarafından takdir edilen evet. Bir ürün. Kayısı deyince zaten Malatya hemen akla geliyor. Bir kayısı yiyen milletvekili oluyormuş. Güzel. İki kayısı yiyen başbakan, 3 kayısı cumhurbaşkanı oluyor. Öyle mi? Biz 3 tane, 2 tane ülkenin içerisinde. Çok güzel. Cumhurbaşkanı, bir tane yiyen milletvekili. Milletvekili. İki tane yiyen başbakan. Başbakan, 3 tane yiyen cumhurbaşkanı. O kadar yeter. Süper. Çok... Süper. Dediğiniz gibi de olmuş. Yani iki tane devlet büyüğümüz cumhurbaşkanı ne kadar çıkmış. İlin evlatları olarak biz bunlardan gurur duyuyoruz. Doğru, doğru. Mükemmel bir tespit. Güzel vallahi. Evet, biraz şeyleri de tanıtalım. Neler var ürünlerde? Biraz şöyle yakın alalım bunu. Tabii yakını alabilirseniz ürünleri tanıtacak konuklarım. Altına bir şey. Kamerayı yaklaştırabilirsiniz. Şöyle hafif verev tutarsanız. Şöyle ben tutayım. Hı. Yalnız bunu tanıtılmaz cilt size hediye getirdik buradan. Teşekkür yani ederiz. Bir şey çıkmasın. Bu bizim isim kayısımız diyorlar. Kükürt'te olan bir kayısı. Bu natürel en çok yarayışlardan bir tanesi. Gün kurusu olarak geçen kayısımız. Bu çekirdek, burada kayısı. Daha doğrusu badem diyorlar badem. Ama bizim bu kayısı çekirdeğimiz. Kayısı yine bu, bademi. Kayısı evet. Evet. Bu da yine sucuk, kayısı ürünlerinden yapılan olan bir sucuk. Bu kayısı çikolatamız. Her şeysinin içerisinde orijinali tamamı kayısı ile ilgili. Şunlardan fazla yemeyin atom diyorlar evet. Buna. Direkt kana karışıyor. Evet. Kana karışıyor. Bunlar çok faydalı. Bu dönerimiz. Hı hı. Yani her şeyin döneri var ama kayısının da döneri var. Bu biliyorsunuz Arap Kirin kurudut. Üzümü. O çok meşhur. Bu Arapkir'in yine Arapkir'in özel üzüm. Üzümlerinden bir tanesi. Tabi bu sepetin içerisinde her şey var ama yemek lazım, paylaşmak lazım. Tabii. Bu programın adı... Ben bunu size takdim edeyim şöyle. Ay, yine aynı zamanda. Teşekkür ederim. Başkanımızla teşekkür birlikte. Ederim. Sağ olun. Ben de hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah ağız tadıyla yemek nasip etsin Rabbim. İnşallah. Ama çok güzel görünüyor. Güzel bir şey sunum yapmışlar. Kayseri'yle ilgili bir de bundan önceki valimizin bir anısı vardı. Hacı evet. İbrahim Daşözü. Evet. Tabii vali geldiğinde Malatya'da görev yapmıştı. Hı hı. Malatya'da daha önce görev yapmıştı. Daha önce Malatya'da 3,5 yıl görev yapmıştı. Tabii ziyaretine gittik. Hoş geldin ziyaretine. Hem kendimizi tanıtmak hem valiyle tanışmak için. Evet. Şimdi kayısı sepetini görünce güldü. Orada bir anısını anlattı. Şimdi Malatya'ya ilk gittiğinde kayısı götürmüşler. Evet. Yani bizim gittiğimiz gibi ziyaretine gitmiş, kayısı gitmişler. Şimdi iki çeşit kayısı gitmiş. Biri isli, evet, sarı olan, evet. Biri de natural, natural kahverengi. Evet. Yani doğal. Doğal olan. Evet. Şimdi gelmiş, yani gelen adam da
köylü biri ziyaretine gelmiş, getirmiş. Ya demiş, hadi bunu getirdin, getirdin. Bu çürükleri niye getirdin? İlk gördüğünde bilmediği için. Evet, öyle çürükleri. Bir itma. Ondan sonra işte özel kalem müdürüne demiş, ya demiş şu çürükleri atın demiş, yani ayırın içinde. Demiş, valim demiş, onlar çürük değil demiş. Onlar demiş, natural kayısı. Güneşte gün kurusu olduğu için demiş. Rengi böyle oluyor demiş. Asıl tatlı olan o demiş. Evet. Onun öyle bir anısı vardı yani. Evet. Sayın valim de çok kültüre önem veren bir insan. Yani sayın valimiz, biz ilk yaptığımız hemşire dernekleri festivalinde ilk defa bir vali yapılan festivalin içerisinde, tabii bizim şeyden hükümet konağından başlayan kortejle birlikte biliyorum. Fuar alanına kadar bizlerle yürüdüm. Birlikte yan yana hem iş alanında hem kültür etkinliklerimizi kendi kıyafetlerimizle birlikte oraya kadar bizlerle yürüyüp hayatı paylaşmıştı. Buradan da kendisine çok teşekkür ederiz sayın valimize. Onu da kulaklar çınlasın, anmış olduk buradan. Evet. Gerçekten Manisa'nın hani marka kent olması için çok çaba sarf etti. Ben ilk konuştuğumda Vali Bey'in Manisa'ya gelir gelmez hemen böyle 3 ay gibi kısa bir sürede Manisalı'yı ve Manisa'yı çok iyi tanıdığını tespit etmiştim. Kendisine de söylemiştim bunu sayın valime. Bizim sorunlarımızı bizden daha çok iyi biliyordu. Kültüre ve eğitime çok önem destek veren, önem veren bir valimizdi. Kulakları çınlasın inşallah. Her programda bakıyorum, gelen derneklerde de her programda mutlaka birisinde anısını bırakıp gitmiş. Hani kısa sürede kaldı ama çok anılar bırakıp gitmiş. Şey değildi böyle, yani bürokrasiydi. Tamam, sayın valimiz görevini yapıyor ama halktan birisi. Halkın içinden birisi. Içinden böyle, bir etkinlik yapacaksın. Düşünürsün acaba vali bey gelir mi gelmez, ama bu sayın valimiz mutlaka bu etkinliğin içerisinde bir tarafından tutup bir tarafına yardımcı olabiliyordu mutlaka, yani. Mutlaka evet, kulakları çınlasın gerçekten. Hakikaten öyleydi. Şimdi ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz kültürünüzle ilgili? Biraz onları da konuşmak istiyorum dernek olarak. Dernek olarak kültürümüzle ilgili işte geleneksel gecelerimiz var. Evet. Belli periyotlarda mı yapıyorsunuz? Her yıl yapıyoruz. Her yıl geleneksel olarak bir dayanışma, kaynaşma gecesi yapıyoruz. Yapıyorsunuz. İşte bu sene de Şubat ayı içinde, bu vesileyle onu da söyleyeyim. Şubat ayı sonuna doğru bir gece yapmayı düşünüyoruz. Tertipleyeceksiniz, evet. Gece. İşte yöresel sanatçılarımız, işte türküleriyle, halaylarıyla, Alatyalı hemşerilerimizin gelen yiyecekleriyle. Yiyecekleriyle. Evet. Birbirine kaynaşması, dayanışmasını sağlamak için bu tür etkinlikler her yıl yapılıyor. Piknik yapıyoruz. Evet. Bahar şenlikleri kapsamında. Evet. Pikniklerimiz yine işte hemşerilerimizin bir araya geldiği. Bir araya gelmesiyle. İşte öğrencilere burs veriyoruz. Bence çok önemli desteklerden bir tanesi. Kaç tane öğrenci okutuyorsunuz dernek olarak? Şu anda bir tane var. Geçen dönemden kalma. Evet. Bir öğrenciye veriyoruz. Ama altı öğrenciye veriyoruz. Daha önce veriyoruz da. Evet. Bitti herhalde. Şimdi yeni yönetimde yeni seçildiği için bazı şeylerin alınması gerekiyor. O şartlara uyan, hani bizim bildiğimiz kriterlere uyan öğrencilerimize burs veriyoruz. Yani fakir olan, İhtiyaç sahiplerine yardım yapılıyor. Çok iyi. Ramazanlarda filan. Evet, erzak dağıtılıyor. Yani bizim yaptığımız çalışmaları da siz de kendi camianız için de yapıyorsunuz. Evet, yapılıyor. Güzel. Bizim de işte derneğimiz Manisa Yardım Sevenler Derneği. Biz kız erkek ayırmıyoruz. Yeter ki ihtiyaç sahibi olsun. Biz de 103 tane öğrenci okutuyoruz bu sene. Geçen sene 106'ydı. Ama şey toplamak, bağış toplamak çok zor. Zor. Gerçekten zor bir olay. Buradan Manisalılara ve Malatyalılara, eğer böyle öğrenci okutuluyorsa onlara destek olmasını rica ediyorum ben. Eğitim gerçekten şart. Çok zor. Eğitim hakikaten çok önemli. Özellikle bu noktalarda şart. Değil mi? Yani biz aile yetemediği yerde ondan önceki, yerlerden destek almak istiyoruz. Ondan önceki yılda 6, ondan önceki yıl 8, 4, 5 yani gücümüzün ekonomik koşullarına kadar yettiği kadar. Çünkü dernekler hakikaten yaşayan organlar ve giderleri çok. Bence o insanlar o çocuklara ve burs verdikleri paraları bir hayır sahibinin yerine gittiğini hissettikleri zaman bence ciddi bir şekilde ruhen de psikolojik bende çok rahatlayacaktır. Çünkü bir öğrenci okutmak demek ülkenin geleceğiyle ilgili çalışmalara sağlamak demektir. Mutlaka. Bunların, o çocuk yarın öbür gün başbakan, cumhurbaşkanı olabilir. Olabilir ya, yani bunun için önünü açmak lazım. Yani ekonomik koşulları okuyamıyorsa bizim hem ülkemizin hem de bizim elimizin yetiyorsa hemşehrilerimizin ve Manisa'nın şey olmaması lazım. Buna destek vermek lazım. İnsan bazen böyle karşılaşıyor. Ben geçen hafta da söylemiştim bunu böyle yine derneklerle ilgili konuda. Hiç ummadığınız anında karşınıza bir tane ihtiyaç sahibi çıkıyor. Ramazan ayının içinde
sahura yakın bir saatte şeydeydik, bir yerden geliyorduk. Çöpleri karıştıran bir beyle karşılaştık. Sohbet etmeye ihtiyacı, o da Allah'tan herhalde. Adamcağız hurda topluyor ve çocuğu dişçilikte okutuyor Isparta'da. Yani kim, nerede, ne kadar ihtiyacı var, böyle konuşarak insan sohbet ederek biz o çocuğu üstlendik, bu sene okutuyoruz. Babaya biraz destek olmak. Hem gidip hurda toplayacaksın, hem de o çocuğuna kendin yemeyip içmeyip giymeyip o evladını okutmak için çaba sarf edeceksin. Bence Allah bütün anne babalara yardım etsin. O babaları baş üstüne taşımak lazım. Bence o insanlar de. Hakikaten. Bence de okumak isteyen gençlere el uzatmalıyız. Manisa olarak ben bu konuda Manisalılardan destek bekliyorum. Çünkü dernekler hakikaten gelen bağışlarla yaşıyorlar. Bir yerden bize para gelmiyor. Bir gelirimiz yok, ayrı bir gelirimiz, dükkanımız yok. Onun için böyle işte sağdan soldan modern şey yapıyoruz. Robin Hood'luk oynuyoruz diyorum ben. Zenginden alıp ihtiyaç sahibine vermek gibi. Ayrılmanın, ayrışmanın, kırmanın da hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yani evet. Bu işin hakikaten çok boyutu var ama en önemli noktaların bir tanesi birlikte olmak lazım. Evet. Paylaşmak lazım. Hayatı paylaşmak lazım. Ekmeği paylaşmak lazım. Okuyabiliyorsa kitabı paylaşmak lazım. Her alanda evet. İnsanların yan yana durması dinimiz lazım. Dinimiz zaten paylaşma bizim, dini. Bizim Manisa'daki yaşayan Manisa'dan aşağı yukarı Hekiman'dan olan ilçe, merkez dahil olmak üzere Hekiman, Daren'de kökenli arkadaşlarımız var. Arapkir, biraz Arguan, biraz Doğanşehir. Buradaki yerleşim şekline göre aşağı yukarı bir ilçelerde ve merkezden yaşayan Malatyalılar var. Hani diyorlar ya, Kayserler'de bir laf vardı mesela, okuyanı kafası evet. Çalışan ticaret, o çalışmayan da okula yolluyorlarmış diyorlar. Aslında bence evet. Darendeliler de bu konuda geri kalan bir hemşehrilerimiz değil. Buradan onlara seslenmek istiyorum. Onlar da aynı şekilde, aynı mantıkla çalışan potansiyel olan bir hemşehrilerimiz. Onların buradaki Manisa'daki ticari anlamdaki yerleri hakikaten takdire şayan ve sayılı esnaflardan olan arkadaş, Manisa'nın içerisinde sayılı olan esnaflarımız evet. Var. İlçelerinde de var ve merkezde de var. Yine bizim Hekiman'dan olan hemşehrilerimiz aşağı yukarı eğitim kökeni okuyan çok daha yapısı var. Evet. Hekiman grubunun. Yani çok ticaret de var içinde, ticaret yapan arkadaşlarımız, ama buradan isim vermek çok doğru olur mu bilmiyorum. Evet. Ama okuyan kesimli daha fazla. Yine evet. Arapkir'de olanlar, yine halı mobilya. Aşağı yukarı Manisa'nın zaten halı mobilya işlerini yapan evet. Şeyin şirketleri Ticareti çoğu. De var, ben de biliyorum. Çoğu bizim Malatya'da hemşehrilerinde. Daren'de yakın olan evet. Hemşehrilerimiz var. Buradan onlara seslenmek istiyorum. Bu konudaki yapacakları faaliyetler içerisinde derneğimize hem başvurarak hem de derneğin üzerinden. Çünkü ben bu projeyi şeyde de söylemiştim. Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza da söylemiştim. Sosyal yardımlaşmanın yapacak yerlerin içinde bir tane dernekler olması lazım. Evet. Biz kendi içimizde kaç tane garibanımız ihtiyaç sahibi varsa biz biliyoruz. Biz onların yapacak olduğu faaliyetler yerine ulaştırmasını da biliyoruz. Evet. Bu konuda yani benim direkt, projem var. Direkt yani şeye insanlara ulaşacak projelerin bir tanesi bu. Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz, çünkü biz hani muhtar dağıtıyordur. Muhtar ertesi hani sansasyon yaratılıyor. İşte yok akrabasına verir, yok işte ihtiyaç sahibi olmuyor. Ama bizim içimizde olan bütün dernekler için söyledim bunu. Hemşire dernekler evet, başkanı olarak söyledim bunu. Tüm derneklerin kendi işte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bunu ulaştıracağını tahmin ediyorum. Şimdi Haydar Bey, ben bu konuda 2007 senesinden beri bas bas bağırıyorum. Bir projem var, bu projeyi Manisalılara bir türlü anlatamadım. Yani mülki amirlerimize de dile getirdim bunu. Son olarak o yeni gelen valimize de. Sayın 18 tane dernekle birlikte gidelim. Belki vallahi şöyle bir proje. Hayata geçebiliriz. Şöyle bir proje. Ben sosyal yardımlaşma vaktinde görev yaparken bu proje aklıma geldi. Ve bu sene tekrar sosyal yardımlaşmaya seçildim. Manisalılara da buradan duyurmuş olayım. Geçen hafta seçim vardı. Bir sene boyunca sosyal yardımlaşma vaktinde görev yapacağım. Ne yapacağım orada? Devletimizden gelen hayır işlenecek paraları en uygun insanlara vermek. Bu çok ulvi bir görev. Bana oy veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz oradan seçildiniz mi? Evet, bu sene seçildim. Görev yapacağım yine. Çok önemli bir görev. Tebrik ediyorum. Şimdi teşekkür Aynen. ederim. Başkan yine kim? Fahrettin Bey mi? Siz mi yapacaksınız? Hayır. Fahrettin Bey bu sene yok. Yok mu? O yok. Bu sene ben seçildim. Hayırlısı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Mustafa Özer abimle birlikte seçildik. İnşallah hayırlı görevler yaparız. Bence Allah çok önemli olmasın. Bir nokta. Oradan yani dağılımın evet. En azından biraz daha adil. Şimdi orada şöyle binlerce dosya var. Manisa'daki bütün il ve ilçelerindeki bütün hayır yani şey ihtiyaç sahiplerinin bütün listeleri orada var. Manisa'da da bana başvuran belli başlı işte öğrencilerim de dahil olmak üzere benim de yardım ettiğim insanlar var. Dedim ki bu projede herkes bir ortak havuz, Manisa'da bir ortak havuz oluşturalım. Siz de isim listenizi vereceksiniz, bildiklerinizi. Ben isim listemi vereceğim.
Siz öyle diyorum bütün derneklere. Ve biz bunu valiliğe vereceğiz listelerimizi. Kimlere ne yardım yapıyoruz? Gıda, giysi, ilaç, öğrenci bursu. Şu anda eğer bunu yaparsak birçok yerden öğrenciler burs alıyor. Bu teke inecek. Yani bir yerden alacak ama adam akıllı alacak bir öğrenci. Şimdi ben veriyorum mesela 50 lira verebiliyorum, 100 lira verebiliyorum. Teyzeler öyle, yaşlı teyzelerimiz var ihtiyaç sahipleri. Eğer biz bunu Manisa'da ortak havuz oluşturursak, isim havuzu oluşturmamız gerekiyor. O zaman herkes layığıyla parayı alacak. Nedir bu? Hani zekatından da verirsin ya, bir insanı kalkındırırsın. Evet. Eğer öyle bir şey yaparsak fakir fukaraya da daha iyi olacak. Yani aslında orada şöyle bir şey de var. Bu projeyi hayata... Ben bu projeyi anlatamıyorum. Özellikle projeyle ilgili ben... Çünkü ben aynı fikirdeyim. Aynı çalışmacı. Bunların sıkıntılarını biz de çekiyoruz. Evet. Projeyi hayata geçirmek için biz hemşire dernekte başkan olarak ve diğer dernekler bütün hemşire... Yani bunu bir o konu, biz platformda konuşmamız lazım. Platformla ilgili. Herkes hemşire, verir mi vermez mi listesini bilmiyorum ama benim listem hazır. Öğrenci listem de hazır. Yardım yaptığım yaşlı teyzelerimiz de hazır. Eğer öyle yaparsak daha çok insana... Ve daha temiz, düzgün bir yardımla çıkabiliriz karşımıza. Onun akabinde şöyle bir şey de çıkabilir. Bu yapacağınız sosyal sorumluluk çalışmasını hakikaten ihtiyaç sahiplerine doğru dağıtım yaparsanız bence bu işler hayırsever olacak. Vatandaşlar da katkı sağlayacaktır. Mutlaka daha güzel. Yani olur. Bu işin gerçekten siz bu işin tüm genelinde doğru dağıtım yapacaksanız başka katılım sağlayacak ve katkı sağlayacak vatandaşların da kendi hayırsever vatandaşlarımızın bu işe daha çok katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. Evet. En azından diyecek ki benim yapmış olduğum hayır ve yardım yerine belli bir yere gidiyor. Belli bir yere doğru dağıtım olduğunu düşünüyorum. Ben, benim listem her zaman açık. Ben gelen her konuğuma öğrenci burs listemi hep gösteririm. Bu yani. Proje bence bu iyi bir proje. Biz de dernek olarak bu projeyi hayata geçirmek için çalışmalara gayret gösterelim. Hatta ETV Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Çubukaya da bu projeden bahsetmiştim. O da birkaç dernekle bu projeyi masaya yatıralım, ETV'de bununla ilgili bir program yapalım diye bana söz vermişti. Sayın Erdi Çumlukaya'yı da buradan tekrar bu toplantıyı yapmaya davet ediyorum ben. Önemli bir proje çünkü. Alan almayan kalmasın diye düşünüyorum. Evet, kısa bir ara veriyoruz ve reklamlar diyoruz efendim.